Malatya'ya kurulacak NATO füze kalkanı sistemiyle ilgili hazırlıklar sürüyor. Yıl sonuna kadar kurulması planlanan sistemle ilgili Ankara'ya Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'dan kritik ziyaretler yapılıyor. İran'ın sert tepki gösterdiği sistem ABD kaynaklarına göre İsrail'in güvenliği açısından kritik önem taşıyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri kaynaklarına göre radar sistemi, Orta Doğu'dan elde edeceği istihbaratı, başta İsrail olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm müttefiklerine aktaracak. Muhalefet sistemi İsrail kalkanı olarak adlandırıyor. Son zamanların en önemli bir başka konusunu tekrar vurgulamak istiyoruz. İsrail kalkanı gerçeğini. CHP-MYK toplantısından sonra basın toplantısı düzenleyen Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Birgül Ayman Güler bu konuda hükümete kritik sorular sordu. İsrail dahil tüm müttefiklerle paylaşılacak istihbarat sistemlerine sahip olan bu tesis, Başbakan tarafından İsrail'le hiçbir istihbarat paylaşılmayacaktır şeklinde savunuldu. Amerikalı yetkililer, Amerika tarafından derlenecek istihbarat bilgilerinin Amerika ve Amerika'nın diğer müttefikleriyle, dolayısıyla İsrail'le paylaşılacağını açıkça dile getirdiler. Sayın Başbakan, ben onlarla konuştum, bu sözlerini düzeltecekler dedi. O tarihten bu yana Amerikalı yetkililerden bu yönde bir düzeltme gelmedi. Şimdi bir kez daha açıklık ve samimiyet ilkesiyle hareket etmek zorunda olan hükümet yetkililerine ve Sayın Başbakan'a soruyoruz. Kurulan tesisler, topladıkları istihbaratı, kavga halinde miymişsiniz gibi görüntü verdiğiniz İsrail'le paylaşacaklar mı, paylaşmayacaklar mı?